ayı, Nisan ayı meclis toplantısına başlayacağız. Saygı duruşu ve istiklal marşı için önümüzde. Belediyenin vergi borçlarına ve diğer borçlara eksen. Sizler Bankası'na toplam borcunuz ne? 140 milyon. O zaman sizin dediğiniz gibi olursa. Şimdiye kadar. Adam şimdi kapatırsak 140 lira. Hepsini peşinde. Şimdi kapatırsak 140 lira. Kapatamazsan kaç para? Nereye bindiriz şey? Şurada. Nasıl başkanım? 69 bin liraya indirdi. Borcunuz 3 yılda 69'a indirdik ama arıtma geldi. O arıtma geldi. Şu aldı. Zaten orada 20 milyon ödeme yapıyoruz. 20 milyon yani 31 milyon dediğim borcun içinde maaş borcu da var. Şu anda 2 aylık maaş borcum var çalışanlara. Evet. Bu ayı tam ödeyeceğiz Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse tam ödeyeceğiz bu ayı. İkramiye. 5 tane ikramiye borcum var. 5 ikramiyenin toplamı da 750 lira civarında. Benim şu anda 6 milyon borcum var. 6 milyon olsa Akçakoca Belediyesi'ne maaş... O zaman tekneyi satalım. Veriyor da 8 milyon. Bulabilirsek satalım. Tamam gelsin, gelsin. Gelsin hemen borç 8 milyon aynı şey. Tamam gelsin, satmaya alalım. Başka elinde 5'e düşmüş şu anda. 5'e düşmüş. Kim? O şu an. Niye? Belediye doğru sıkışık. Sen gelsin konuşuruz. Gelsin abi sen tanıyorsan biz görüşelim. Tam gelsin. Ama ciddi gelsin. 6 bin lira kapatıyor diyor. 2 bin lira da atıyor. Valla gelsin de borcu sen düşünme. Borcu biz düşünelim. Borcu sadece ondan tedbir almadık. İşçilere... Oy verirler. Kabul edin. Teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar. Zaten elektriği kesildiği için biz de şu anda jeneratör çalışıyor. Elektriği kesildiği için karanlıkta kalmasınlar diye kendilerine kandil hediye ettik. Çünkü onlar bize genel merkezimize 81 ilin ilçe başkanları, il başkanları kandil hediye etmişlerdi. O kandiller bir tanesini de biz de bunlara hediye ettik. Evet. Yani işin aslı budur, karanlıkta kalmasınlar diye ileriki durumlarda. 6,5 milyon lira borcumuz var elektrik olarak. Fakat bunlar daha önce 2 yıl önce taksitlendirme, yapılandırma yapıldı. Fakat o yapılandırmada ödenmeyince tabii ki kesilme yoluna gittiler. Ama bunun çözülme yolu siyasilerle mi olur bilemem ama ben bu işin iyi gitmediğini düşünüyorum. Akçakoca Belediyesi borçlarından dolayı daha kötü bir duruma gidiyor, daha da kötü duruma gidecek. Yani belediye çalışanların maaş almaması dair bir sıkıntı. Onun için ben ilk önce personel maaşının ödenmesini, özellikle giderlerin azaltılmasını çok önemsiyorum. Halen personel çokluğumuz var, maaş ödememezlik var, işte elektrik borcumuz var. Yani giderlerle gelirler birbirleri karşılamadığı için sıkıntılarımız daha çok artacağını düşünüyorum.